TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kariyer günleri kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşup tecrübelerini paylaştı. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nin kariyer günlerinin konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Konferans salonunda keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen söyleşide öğrencilere istek ve taleplerini soran Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşarak Kayseri'nin tarihi, turistik önemli değerlerini ve eserlerini anlattı. Ömrümüz Kayseri'mize elhamdülillah hizmetle geçti. Her türlü sıkıntıyı, sevinci hepsini gördük. Ama sonuç itibariyle bu şehrin gönlümüzdeki yeri, bu şehrin ülkemizde olan yerinin farklı olduğunu sizler de takdir edersiniz. Bir öğrenciye Kayseri'de bulunan üniversiteleri soran Büyükkılıç, doğru cevap vermesi üzerine öğrenciye bisiklet hediye etti. Bu abi bir tane bisiklet vereceğim sana, biliyor musun? Başkan Büyükkılıç, çocukluk ve öğrencilik yıllarındaki anılarını öğrencilerle paylaşarak yaşadıkları sorunları anlattı. Çünkü sizler bizim için önemlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Her biriniz bu ülkenin kurum ve kuruluşlarının yöneticisi ya da en azından orada çalışan olacak konum ve durumda olan canlarımızsınız. Parmakla gösterilen öğrencilerden olduğunuzu unutmayın. Başarıdan başarıya koşmak sizin olmazsa olmazınız olmalıdır. Kayserimiz hayırseverler şehri. Bunun gibi yüzlerce okullar, sağlık tesisleri ya da camiler yaptırdıklarını sizler de biliyorsunuz. Hizmetlerin çeşitliliği saymakla bitmez. 30 tane büyük şehir var Türkiye'de. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi birinci sırada. Tarafsız kuruluşların yaptığı bir çalışma. Anadolu yiğit evlatlar olarak aynı Türk bayrağına bağlı, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı nesiller olarak bu ülkenin temel taşları olarak bizim örnek olmamız lazım. Büyükkılıç gençlerin sorunlarını içtenlikle cevaplarken öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'ın anında taleplerine cevap vermesi üzerine alkışlarla destek vererek teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. TV1'e konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, okul ve sağlık ocağı yapımında Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Palancıoğlu, okulda bir numarayız, toplamda 16 okul yaptık. Şu anda 17. okulu yapıyoruz dedi. Palancıoğlu, 17 okulun yaklaşık maliyetinin de 500 milyon TL olduğunu açıkladı. Artık bu işte uzman oldum. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TV1 Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur'un hazırlayıp sunduğu ve TV1 Haber Müdürü İsmail Şahin'le Somut Haber Genel Yayın Yönetmeni Tolga Yılmaz'ın sorularıyla katkı sunduğu birinci gün programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Palancıoğlu, canlı yayında hayırseverler ve belediye işbirliğiyle yapılan projelere değindi. Okul, sağlık ocağı, Kur'an kursu, cami, kütüphane gibi tesislerin yapımında artık uzman olduklarına dikkat çeken Palancıoğlu, okul yapımında Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Artık bu işte uzman olduk. Yani hem hayırseverlerle iş yaptığımızdan dolayı hem kendi projelerimiz, yani biraz hayırseverleri ben onur ediyorum. Çok ön plana çıkartıyorum. Bizim yaptığımız işler dahi ufacık bir hayırsever katkısı olsa onları onur ediyoruz. Hayırseverlerin parasında bereket var. Biz üçüne beşine bakmıyoruz. Alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ve o yapılan hizmetten herkes hayır dua alıyor. Şunu birçok açılışta ben üstüne basarak söylüyorum. Hangi ilin, hangi belediyesini bugün kıyaslarsak kıyaslayalım. En çok okul yapan belediye Melik Gazi Belediyesi. Yani ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bugün yazı yazabilirsiniz. Türkiye'de kaç tane okul yapılmış son 3,5 sene içerisinde? Hangi belediyeler kaç tane yapmış? Ne kadar kendi bütçesinden, ne kadar devletten? Okulda bir numarayız. Toplam kaç okul yapmıştınız Sayın Başkanım? 16 okul. Şu anda 17. için uğraşıyoruz. Yani normalde bu... Mesela kütüphane. Biz şu anda gerçekten her mahalleye bir
kütüphane kazandırmanın mücadelesindeyiz. Sosyal tesislerimizin içerisinde boş alanlar vardı. Bir kısmını oraya kütüphaneye çevirdik. Telekom'un boşta duran 3 tane yeri vardı. Evet. Onları kiraladık. Bir tanesini akıl küpü kütüphanesi yaptık. Birini oyuncak kütüphanesi yapıyoruz şimdi. Dolayısıyla İldem'e yaptık, belediyenin altına yaptık, kütüphaneler yapıyoruz. Yani toplamda sayı olarak baktığımızda okul, cami, sağlık ocağı, Kur'an kursu, kütüphane gibi tesislerde, park özellikle Türkiye'de yani şu anda bizden daha fazla yapan, bizden daha fazla sağlık ocağı yapan ikinci bir belediye yok. Şu anda sağlık ocağı sayımız 11'e ulaştı. 11'e ulaştı. 17 okulun maliyeti nedir başkanım? Yaklaşık 500 trilyon. Hani ciddi bir rakam. Yani. Çok ciddi bir rakam. Yani bir belediye bütçesi gibi aşağı yukarı rakam çıkıyor. Tabii bunları şu ana güncellediğinizde o fiyatlar daha da artacaktır. Burada tabii dediğim gibi Cenab-ı Allah bereketlendiriyor. Efendim Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz, 15 askerin şehit, 55 askerin gazi oldu. 17 Aralık saldırısının 6. yıl dönümünde aynı günde konser verilmesine tepki gösterdi. Yavuz, şehit ailelerimiz ağlayacak, 100 metre ileride de şarkılar söylenerek eğlenecekler dedi. Kayseri'de 17 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olurken 55 asker gazi olmuştu. Terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaşanan acı kentte unutulmadı. Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Biz şehitlerimizi sadece 17 Aralık'ta anmıyoruz, her gün anıyoruz." dedi. Biz 6 yıl önce bu olayın olduğu günden itibaren acımız her yıl aynı 17 Aralık'ta acılarımız tazeleniyor. Şehit ailelerimizde olsun, gazilerimizle irtibatımız devam ediyor. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Biz her yıl, her zaman, sadece biz 17 Aralık'ta şehitlerimizi anmıyoruz. Biz her gün anıyoruz ama o gün 17 Aralık bizim için çok önemli. Başkan Yavuz, 15 askerin şehit, 55 askerin gazi olduğu terör saldırısının yıl dönümünde patlamanın meydana geldiği durağın yakınında bulunan Erciyes Kültür Merkezi'ndeki yapılacak olan Candan Erçetin konserine de tepki gösterdi. Yavuz, şehit ailelerimiz ağlayacak, 100 metre ileride de şarkı söyleyerek eğlenecekler dedi. 17 Aralık'ta şehitlerimizi patlamanın olduğu durakta yad edeceğiz. Duvarlarla aynı günde 100 metre ilerisinde kültür merkezinde konser var. Biz bununla şehitlerimizin olduğu bir günde bir konserin olması bizleri fazlasıyla üzüyor. Çünkü şehitlerimizi anacağımız bir günde eğlenmek ya da işte farklı sosyal faaliyetler yapmak bizlere yakışmıyor. Çünkü orada 15 tane şehidimizin anne babası gelecek. Gazilerimiz gelecek, onlar ağlayacak, 100 metre ileride de şarkılar söyleyerek eğlenecekler. Yani bu birbiriyle bağdaşmıyor. Bir iş yapılacaksa o günün ne olup ne olmadığının gündemini takip edilerek ona göre program yapılmasını istiyoruz. Belki unutmuşlardır, belki şey yapmışlar ama ben eleştirmek istemiyorum ama onların da bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapacaklar işleri daha dikkatli yapmalarını istiyoruz. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şahsın nakliyeciler sitesindeki iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonucunda çeşitli miktarlarda bağımlılık yapan madde, silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü istihbari çalışmalarını sürdürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Anbar'da bulunan nakliyeciler sitesinde bir iş yerine operasyon yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kocaeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bomba Arama Köpek'te yapılan müşterek arama sonucunda ÖFD isimli şahsa ait 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya dönüştürülmek üzere kuru sıkı tabanca, şarjör, 2 adet av tüfeği dipçiği, 3 adet tabanca mermisi, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı operasyonda belirlenen iş yerinde bulunan Serdar Coşkun isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada dur ihtarına uymayan araçtan 6 parça halinde toplamda 243 gram uyuşturucu madde ve suç teşkil eden birçok malzeme ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ameliyat ekipleri uygulama yaptığı sırada bir araç dur ihtarına uymadı. Şüpheli araç polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 11 adet farklı markalarda cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, 10 adet av tüfeği fişeği ve 6 parça halinde naylon poşetlere sarılı toplam 243 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler dur ihtarına uymayan ve aracı birçok suç unsuru çıkan araç sürücüsünü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocasinan ilçesinde tırla çarpışarak savrulan otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşanan kazada 66 AAC 57 plakalı otomobil ve 38 AFV 259 plakalı tır kaza yaptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ters dönerek refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de güvenlik amacıyla trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşını bıçaklayan sanığa uygulanan indirimlerle 9 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu yargılanan sanık P.A., sanığın ailesi, sanık ve müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık B.A. savunmasında tahliyesini isterken müşteki G.O.'nun avukatları sanığın tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüsten en ağır cezadan yargılanmasını talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık B.A.'yı çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla cezayı 18 yıla, tahrik indirimiyle de 13 yıla indirdi. Yaş indirimi de uygulayan mahkeme BA'nın cezasını 9 yıla düşürdü. Melikgazi Belediyesi personeline kurum iletişim ve talep yönetim sistemi ULAKBEL ve yeni geliştirilen coğrafi bilgi sistemi başta olmak üzere Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımlar hakkında bilgi verildi. Usta zamanında verilmeyen cevaplar, örnek veriyorum, biz talep sürecini bildiğimiz için Melikgazi Belediyesi personeline Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımlar hakkında bilgi verildi. Şey örneklerini bir göstermek istiyorum size, yeni yapılarımızın ya da mevcut taleplerimizin. Belediye personelinin bilinçlendirilmesi amacıyla ara ara eğitimlere devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor, hizmet ederken vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. İletişim ve talep yönetim sistemi kullanan vatandaş sayımız 150 bine ulaştı. Toplam çağrı sayısı 450 bin, toplam iş sayısı 700 bin oldu. Yaz dönemi
ilinde 4000 vatandaşımızın katıldığı anket sonucu, vatandaşlarımızın süreçten memnuniyeti ise %80 olarak belirlendi. Talep sistemimiz artık sistemler arası akıllı sonuç üretecek. Melik Gazi Dijital Talep Asistanı çalışmaları başladı. Bu sayede vatandaşlarımız 7/24 talep iletip borç bilgisi, çöp toplama saatleri ve belediye işlemlerinin durumları gibi bilgileri herhangi bir sistem kullanmadan WhatsApp üzerinden alabilecekler. Sorunlara hızlı çözüm için tematik talep haritaları geliştirildi. Kurum coğrafi bilgi sistemleri bütünleşik ileri seviye coğrafi bilgi sistemlerine geçiyor dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Beyazşehir Mahallesi'nde Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan olarak hizmet verecek olan tesisi yerinde inceledi. Vatandaşların yoğun isteği doğrultusunda yapılan tesisin kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolak Bayraktar, sosyal anlamda bölge için önemli bir kazanım olacağını söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Florya Park içerisinde inşaatı tamamlamak üzere olan Kafe Sinan tesisini inceledi. Başkan Çolak Bayraktar, tesis hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kayseri'de sosyal hayat renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, 7'den 70'e her kesime hitap eden değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduklarına dikkat çekti. Beyazşehir Mahallemizdeyiz. Beyazşehir Mahallesi'ndeki Florya Parkı'nın içerisine bir Kafe Sinan geliyor. Beyazşehir bölgesindeki yaşayan hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun. Koca Sinan'ımızın markası Kafe Sinan yoğun bir şekilde bu bölgeden de ihtiyaç var idi, talep var idi. Ve bu talebe karşılık da bu parkın içerisinde inşaatını tamamlamak üzere olduğumuz arkamdaki tesis inşallah önümüzdeki günlerde bir Kafe Sinan olarak hizmet vermeye başlayacak. Şehrimizin doğu tarafındaki hemşehrilerimizin Kafe Sinan lezzetleriyle buluşması, buraya gelip sosyalleşecekleri, konu komşu, eş dost, arkadaşlarıyla muhabbet edebilecekleri bir mekanı önümüzdeki günlerde inşallah onların hizmetine sunmuş olacağız. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TSE Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Toplantısı ve Sertifika Töreninde personele hitaben yaptığı konuşmada kurumsallaşmış bir belediye olmanın gururunu sayenizde tattım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dedi. Belediye Meclis Salonu'ndaki 2022 yılı ikinci iç tetkik toplantısı ve sertifika törenine Başkan Yalçın'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personel katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya iç tetkik hakkında bilgiler verdi. Yıl sonu hedeflerimize ne düzeyde eriştiğimizi kontrol ediyoruz. Bir hafta boyunca birimlerde iç tetkikçi arkadaşlar birimlerin işleyişlerini kontrol edecekler. Bu defa farklı olarak yıl içerisinde temsilcilerimizle TSE Ankara Genel Müdürlüğü Eğitim Biriminde eğitim almıştık. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da personelin hizmet sunma noktasında yüz akı olduğunu belirtti. Kurumsallaşmış belediye olmanın gururunu sayenizde orada tattım. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kurumsallaşmak önemli bir şey. Kurumsallaşmanın en başında Türk Standartları Enstitüsü var, değil mi? Devletimizin en üst kademesinde. Türk Standartları Enstitüsü'nün bazı kurallarına uymak diğer kurumlarla, diğer devletlerle, diğer şehirlerle aynı göz göze gelmek ve aynı sözü söylemek, aynı dili konuşmak anlamında önemli. Ama biz buraya çok kolay adapte olduğumuzu ve bunları çok kolay yaptığımızı görüyorum, düşünüyorum. Neden? Çünkü bizim personelimiz gönülden çalışıyor. Başkan Yalçın toplantının sonunda yıl içinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personele tetkikçi belgelerini verdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü'nün verilerine göre Kasım ayında 529 esnaf yeni sicil kaydı yaptırdı. KESOP Başkanı Şeyh Odakır yeni sicil kaydı yaptıran esnaf ve sanatkarlara işlerinde bol kazançlar diledi. KESOP Sicil Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre Kasım ayında 529 esnaf ve sanatkar yeni sicil kaydı yaptırdı. Aynı verilere göre 132 kişi de sicil terk işlemi yaptırdı.
KESOP Başkanı Şeyhi Odakır Kasım ayı verilerini değerlendirdi. Başkan Şeyhi Odakır piyasaların oturduğunu, açıklanan yeni paketlerle esnaf ve sanatkarların nefes almaya başladığını belirterek oluşan bu ortamın kayıt verilerine yansıdığını ifade etti. Başkan Odakır, sicil müdürlüğümüze Kasım ayında 529 esnafımız yeni kayıt yaptırdı, 132 vatandaşımız da sicil terk işlemi gerçekleştirdi. Öncelikle yeni kayıt yaptıran esnafımıza hayırlı olsun diyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum. Çeşitli sebeplerle sicil terk işlemi yaptıran esnafımıza da hayatlarında başarılar diliyorum. Birkaç aydır verilere baktığımızda bir istikrar görüyoruz. Sicil kayıtlarında ciddi bir düşüş yaşanmıyor, aksine artış yaşanıyor. Esnaf ve sanatkarlar olarak bu artışın devam etmesini umut ediyoruz. Yeni yıla da bu umut ve beklentilerle yaklaşıyoruz diye konuştu. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim alan özel çocuklar Sinan Şef'in konuğu oldu. Sinan Yavuz'la birlikte kolları sıvayan çocuklar sevgiyle hazırladıkları kebapla profesyonel şefleri aratmadı. Özel çocuklar kendilerine imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Koray da şimdi çekiyor etini ve Koray'ın da yemeği. Eğitim gördükleri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda birbirinden güzel etkinliğe imza atan çocuklar meşhur Sinan Şef'in konuğu oldu. Bugünün menüsü onlardan. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri bugün Sinan Şef'e geldiler. Kolları sıvadılar, önlüklerini giyiyorlar ve birazdan mutfağa geçecekler. Birbirinden çeşitli yemekleri onlar yapacaklar. Kısa bir tanışma faslının ardından işe koyuldular. Profesyonel mutfakta yemek hazırlayacakları için de biraz heyecanlıydılar. Fatma nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok güzel. Evet. Sevdin mi bu işi? Evet. Peki şu an yoğurma aşamasındasın. Evet. Birazdan fırına geçecek. Evet. Köze girecek abi. Köze girecek. Evet. Sinan Şef öncülüğünde meşhur kebabı hazırlayan özel çocuklar becerileriyle profesyonel şefleri aratmadı. Sinan Şef'ten de tam not aldılar. Şefe bir iş teklifi mi gideriyorsun? İbrahim Şef'im. Şefe bir iş teklifi gidebilir miyim? Vallahi kesin. Şu an bir şey var mı? Yani? İbrahim Şef'i çalacağım okuldan. At 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 korkma at. Helal olsun şef. Şişin ucundan değil, kenarından tutturuyoruz. Çünkü şişin ucunu kıyma bulaştırmamamız lazım. Şu an son aşama dedik. Bundan sonraki aşama? Pişirme. Pişirmeye geçeceğiz. Köze geçeceğiz. Nasıldı hazırlık aşaması? Süper geçti. Çocuklar harika. Beğendiniz. Bunlar çok büyük şefler hepsi. Ustasından tam yok. Yarışırlar şeflerimiz. Yarışırlar. Yarışmalara girerler. Çocuklar ne düşünüyorsunuz? Oldu mu iş? Mepsul. O zaman nereye gidiyoruz? Pişirmeye. Kendi elleriyle hazırladıkları malzemeyi şişe takan çocuklar daha sonra ocak başına geçti. Ve yemeğimiz son aşamaya ocak başına geldi. Nasıl hissediyorsun? Hazırladın. Heyecanlıyım. Heyecanlısın değil evet. mi? Nasıl olacak mı sence? Olacak. Kendime güveniyorum. Kendine güveniyorsun. Evet. Hadi çevir bakayım nasıl çeviriyorsun. Pişti mi ne diyorsun? Daha tam pişmedi değil mi? Pişmedi değil Hadi değil bakalım. Mi? Ustam ne söyleyeceksin? Vallahi harika. Çok mutlu olduk. Çocuklar birbirinden kral maşallah. Çok güzel şefler. Pişti, tamam mı acaba? Kebap tamam süper olacak. Öyle mi? Sevgiyle pişirdikleri kebabın tadına bakmayı ihmal etmediler. Çek çek çek. Amerika'da. Koray da şimdi çekiyor etini ve Koray'ın da yemeği. Tamam. Koray nasıl? İyi. Güzel oldu mu? Oldu. Beğendi. Harika. Beğendim. Hocam, ustam. Süper. Koray büyük şef. Sinan Bey kendi elleriyle tattıracak yapan kişilere. Buyurun efendim. Hadi bakalım. He? Tamam bravo. Yeşilhisar ilçesinde çokça yetişen alıç toplanmaya başlandı. Turşusunun bile yapıldığı alıç tam bir vitamin deposu. Yeşilhisar ilçesinde alıç toplanmaya başladı. İlçenin Kavak Mahallesi'nde yetişen alıç vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Sezon sonu olmasına rağmen alıçlar toplanmaya da devam ediliyor. Kavak Mahallesi çiftçilerinden Hüzeyir Çakır, köyümüzde yetişen ağal alıç, C vitamini deposu, turşusu bile yapılıyor dedi. C vitamini yönden çok zengin. Ayrıca da turşusu bağırsak enfeksiyonları ve bağırsak tıkanıklarına çok iyi gelen bir ürün. Herkesin toplayıp kullanmasını tavsiye ederiz.
Efendim haber detaylarımızı aktardık. Ana haber bültenini bugün burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.